Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Emin Narçin. Bugün hep beraber Metin Dağı'na çıkacağız. Metin Dağı'nda kumaşlar toplayacağız, metinler keseceğiz. Bunlar ne işe yarıyor, bunları göreceğiz hep beraber arkadaşlar. Bana sorular geliyor, Metin Dağı ne işe yarıyor? Biz bundan düşen halılara falan neler yapacağız? Bugün bu soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Hem o arkadaşlarımızın merakını gidereceğiz, hem de bugün sandıkları toplayıp bir tane Metin Dağı sandığı açacağız arkadaşlar. Ben dünden beri sizin için toplamaya çalışıyorum. Çünkü her dağdan yaklaşık olarak 1000 tane kumaş toplaman lazım. Yani oraya gittiğimiz zaman da sizlere göstereceğim. 3 tane dağdan oluşuyor Metin Dağı. Her dağ ayrı bir metin düşüyor. Ve bu metinlerden kumaşlar düşüyor. Arkadaşlar her metin dağından, yani yararlı bir şey elde edebilmeniz için 1000 tane toplamanız lazım, yanlış anlamayın. Yoksa her birinden 400'er tane toplayıp 750 mi 1000 mi'lik barlarda elde edebilirsiniz. Zaten bugünkü konumuz Metin Dağı olduğu için bunun hakkındaki bütün fikirleri falan sizlerle paylaşacağız. Metin Dağı yeni bir map. Sıralama falan, en çok metin kesen kimse mesela, ona da bir ödül veriliyor. Onun ödülü nasıl oluyor? Siz Metin Dağı'na çıktığınız zaman, mesela şurada direktmen Metin Dağı'na çıkalım da öyle konuşalım hep beraber. Şimdi arkadaşlar, bu arada benim demek istediğim bir şey var. Bizim videolarımızı falan hani eleştirin. Çok seviniyorum gerçekten. Ben eleştiriyi seven bir insanım. Çünkü eleştirilerle doğru düzgün bir şeyler ortaya koyabiliyoruz. Eleştiri bizim veli nimetimiz. Yani ben kendim için söyleyeyim, eleştiriyi çok seven bir insanım. Ama hani biraz daha böyle mesela yaptığım işin yanlış olduğu konusunu, kanısına vardığınız zaman mesaj tabii ki de atabilirsiniz. Ama ben size şöyle bir açıklık getireyim. Ben burada ne paylaşıyorsam, ben burada size ne söylüyorsam, emin olun ki en az 1000 defa denemişimdir. Yani ben öyle boşuna sizinle bir şey paylaşmam arkadaşlar. Şuradan Metin Dağı'na ışınlanalım. Işınlanabilirsek tabi. Evet, Metin Dağı'na gelmiş bulunmaktayız sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ben size şunu söylemek istiyorum. Şöyle haritayı uzaklaştırıyorum. Buraya odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tane dağımız var. Bu 3 dağımız, farklı farklı metinler düşüyor. Kimisinde işte hainliğin metni, kimisinde mutsuzluğu, kimisinde diğer metin artık. Onun ismini tam şey yapamadım. İlk kurtuluşun metni. Arkadaşlar şimdi dediğimiz gibi burada bunlar düşüyor. Mesela şunu bir keselim. Bakalım ne düşecek. Anladın mı? Şunu hemen 2 dakikada kesmeye çalışalım. Burada arkadaşlar bu metinleri keserek bunları elde ediyoruz. Mesela kurtuluş kumaşı. Ben dedim ya, dünden beri sizin için kumaş topluyorum. Benim ihtiyacım falan yok ama soruları cevaplamak için, yararlı güzel bir video oluşturmak için böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Kurtuluş kumaşı düştü. Yani bu kumaşları topluyorsunuz tabii ki de. 200 olduğu zaman yine aynı şekilde hep beraber birazdan çıkacağız. Onları da söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, burada Metin Dağı sorumlusu var. Metin Dağı sorumlusuna tıkladığınız zaman metin avcıları var, Metin Dağı kasası var, istatistikler, dağ bonusu, Metin Dağı sandığı falan filan. Şimdi burada istatistiklere baktığınız zaman şöyle bir kurtuluş metni. Yani buradaki istatistikler bir gün içerisindeki bulunan istatistiklerdir. Bir gün içerisinde kaç tane metin falan kesilmiş. Bunu bize gösteriyor ve kazancın ne kadar olduğunu gösteriyor. Metin Dağı avcıları var. Şimdi bu Metin Dağı avcıları diyor ki, kardeşim sen bunları görmek istiyorsan 50 mi vereceksin bana. Eğer görmek istersen 50 mi vereceksin. Peki bu 50 mi'ye ne oluyor? Şimdi ben burada, pardon, hayır dedim 50 mi için. Şimdi ben burada evet dedim. İstatistikler hemen gözüktü.
hepsi sıralanmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu istatistikler mesela birinci olan adama ne verilecek? Benden az önce kestiği 50 mail. Yani kaç kişi burada durup istatistiklere baksa birinci olana o para verilecek. Yani herhangi ayrı bir para verilmeyecek sevgili arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra dediğimiz şeyi yapacağız. Biz kumaşlar topladık arkadaşlar. Size daha önce söylediğimiz gibi kurtuluş kumaşı, yani 1000 tane topladım ben. Güzel bir şey elde edebilmek için, sizlere güzel bir şey sunmak için. Ama dediğim gibi hepsinden 400'er tane de toplayarak Metin Dağı sorumlusuna gelebilirsiniz. Burada size 750 mi barlar falan filan verilecek. Ama her bir kumaştan 1000 tane topladığınız zaman ve o 1000 tane kumaşı gidip sandığa çevirdiğiniz zaman gelip size Metin Dağı sandığı veriyor. Metin Dağı sandığı sizlere arkadaşlar kostümler falan çıkarıyor. Şimdi biz bunu yapacağız. Biz daha önce 1000 tane topladık. Yani zor oldu tabi ama çünkü çok kişi yüklendi. Yani yaklaşık bir günüm komple gitti burada, öyle söyleyeyim. Yani bayağı bir zorlu oldu benim için. Ama toplamayı da bitirdik. Şimdi arkadaşlar bunları topladıktan sonra Metin Dağı'nın en üstünde, yani en üst seviyesi noktasında yine aynı şekilde o dağa ait olan bir tane NPC var. O NPC'de topladığınız kumaşları sandığa dönüştürüyorsunuz. Ben burada 4 tane gördüğünüz gibi dönüştürmüşüm bile. Yani bekleyemedim daha doğrusu. Direkt videoyu öyle atayım istedim. Yani direkt videoyu öyle atayım size dedim. Ama arkadaşlar sonra vazgeçtim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi neredeyse her metin yerinde bir tane muhakkak oyuncu var ya, çok zor oluyor. Yani özellikle mesela böyle sabaha doğru veya gece yapayım falan diyorsun. Bu sefer de yüksek leveller falan işin içine giriyor. Sabahları yapayım diyorsun. 120-130 level ne varsa artık herkes orada birikmiş, orada bekliyor. Yani nasıl bir şey yapacağını pek sezdiremiyorsun. Ama yine de yapmak isteyen arkadaşlarımız tabii ki de yapabilir. Evet arkadaşlar, şu anda Metin Dağı'nın zirvesindeyiz. Dağının zirvesindeyiz. Arkadaşlar metinler yani 30 saniyede bir düşüyor ve çok metin düşüyor aşağıya kadar. Yani burada yaklaşık 5-6 tane düşüp buradan aşağıya kadar geldiğimiz yolu izlediğimiz zaman da gördünüz zaten. Çok fazla düşüyor zaten. Yani 30 saniyede bir muhakkak metinler düşmeye devam ediyor. Arkadaşlar burada ben aldığım kumaşları dönüştürmeye başlıyorum. Bütün hepsini dönüştüreceğim. Evet, bunu da dönüştüreyim. Yani ben 1000 tane topladım. Yaklaşık 5 tane elde edeceğim. Şimdi burası bitti arkadaşlar. Ben 5 tane bundan elde ettim. Şimdi diğer dağa gideceğim. Öyle olması lazım. Gerçi ben şöyle, hani ben dedim ya hepsini yapayım dedim. Ama arkadaşlar şimdi ben dedim ki kalkıp hepsini yapsam, ondan sonra şimdi siz diyeceksiniz ki Emin sen gitmişsin, hani belki sen gitmişsin, hani ne kumaşı tanıtıyorsun ne bir şey tanıtıyorsun, direktmen gelmişsin sandıkları almışsın, diyorsun ki al bu sandıkları Metin Dağı'na gö-, herkes bunu biliyor falan filan. Ben hani size daha yararlı olsun diye böyle bir yol izledim diyeyim. Aynen arkadaşlar. Yoksa hani herhangi bir şeyden dolayı da değil. Yani biraz daha basite indirgemeyeyim dedim. Çünkü ya sandıkları topladı şey, kumaşları topladığım zaman da sandıklara çevirebilirdim. Ama dedim ki siz sevgili arkadaşlarıma daha güzel bir şeyler sunayım. Evet arkadaşlar, burası bittikten sonra şimdi de şu dağa gideceğiz. Mutsuzluk kumaşını teslim etmek için. Umarım yanlış dağa çıkmadım. Bu arada bakmadan çıktım.
Normalde haritaya bakmadan çıkmam ben ama her neyse. Evet, hainliğin dağına çıkıyoruz şu anda. Orada bir küçük hata yapmışım demek ki. Çünkü hani biraz hızlanmak istiyorum. GM de bizimle oyun oynamazsa çok iyi olacak da. Çok iyi olacak. Ya aslında baktığınız zaman bayağı bir metin düşüyor. O yüzden çabuk toparlayabiliyorsunuz. Fazla şey yapmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar, şimdi buranın da zirvesine vardık. Hemen benim burada bir tane tek var. Ben bunu bırakmamın nedeni de son anda hani karar verdim. Dedim ki ulan ne yapıyorum ben? Sandıkların hepsini topladık. Yani şimdi ne gerek var video çekmeye artık. O yüzden bunu bıraktım arkadaşlar. Evet, bunu da 5 dedik. Şimdi diğer dağa çıkalım. Gördüğünüz gibi bayağı bir kişi yüklenmiş dağlara. Ya yani şu anda yaparsanız şu anda yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi yani bunun tamam düşürme oranı bayağı bir yüksek şu anda. Hem kumaş düşürme oranı hem sandıklardan iyi eşya elde edebilme oranı şu anda çok yüksek. Ama tabii bu düşecek. Yeni map olduğu için yüksek. Anladınız mı? O yüzden benim size tavsiyem şimdi yaparsanız yaparsınız. Şimdi buradan da bir yer daha çıkalım. Şimdi yapın. Yani çünkü ileride, yani ileride de dediğimiz hani o kadar da fazla bir süre de eklemeyelim. Çünkü hani mecbur düşürme olanı düşecek ya, bu sürekli böyle olacak da diye bir şey yok. Hani yeni map çıktığı zaman her zamanki gibi ilk önce düşürme oranı yüksek olacaktır. Yani mesela ejderha ilk geldiği zaman da öyle oluyor. Woba geldiği zaman da öyle oluyor. Düşürme oranları yüksek oluyor. Ancak bir süre sonra, mesela bir ay sonra veya işte GM'ler kaç hafta süreyle istiyorsa o süreden sonra yavaş yavaş düşecek. %70 ise %50'ye düşer, %40'a düşer, %30'a düşer. Bir baktın 20 defa yaptın, hiçbir şeye düşmedi. Evet, çünkü biraz daha seni Nesne Market'te de zorluyor. Şimdi arkadaşlar şu dağın da zirvesini görseydik rahatlardık ama yollar o kadar çok berbat ki. Evet, buranın da geldik arkadaşlar en tepesine. Hemen şuradan sandıklarımı topluyorum. Sonra aşağı gidelim, bakalım bize neler çıkacak. Evet sevgili arkadaşlar, son olarak bir tane kaldı. Evet, şu anda tamamlamış durumdayız. Hadi hayırlısı. Umarım güzel bir şey çıkar. Ya güzel bir şeyden kastımız şu. Sandığın işi boş çıksa şimdi bu kadar hengamenin şeyi ne şimdi? Anladınız mı? Bu kadar şey yaptık falan filan, gittik topladık şunu yaptık bunu yaptık. Emin nerede sen? Sandığı aldım. Yani düşürme oranı yüksek. Bir şey çıkacak ama ne çıkacak? Yani kostüm mü yoksa başka bir şey mi? Ya mapta zaten belirtilen, yani sandıkta falan kostümler falan düşüyor. Bir haftalık kostümler. Mesela benim bu YouTuber kostümü bir aylık ama o bu sandıktan düşecek olan kostümler bir haftalık kostümler arkadaşlar. Ancak burada saç stili falan da çıkıyor. Ben çok istiyorum bir tane saç stili çıksın. Yani kostümden daha çok istiyorum. Çünkü zaten kostümüm var. Ve ben bu kostümü daha çok seviyorum. O yüzden bakalım inşallah güzel bir şey düşer.
Evet arkadaşlar geldik. Şu anda Metin Dağı sorumlusunun hemen yanındayız. Metin Dağı sandığı diyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Metin Dağı sandığı elde edebilmek için mutsuzluk sandığından 5 tane, hainlik sandığından 5 tane, kurtuluş sandığından 5 tane elde etmeliyiz. Her bir sandık 200 tane kumaş bile oluyor. Bu da demektir ki 1000 tane mutsuzluk kumaşı, 1000 tane hainlik, 1000 tane kurtuluş olması lazım. Bunlara değinmiştik ama maksat hatırlatmak için. Şimdi arkadaşlar hep beraber açalım bakalım ne düşecek. Ha, kostüm düştü. Çöl savaşçısı pembe. İstemediğim şey oldu ama neyse. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bakalım şey veriyor mu? Ha, 3000 HP de veriyormuş aynı zamanda. Yani neyse o da güzel diyelim. Zaten bir haftalıktır. Sağlık olsun sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de Metin Dağı hakkındaki bilinenleri sizinle paylaştık arkadaşlar. Sorularınız falan varsa yoruma yazabilirsiniz. Ben yine de hepsini cevaplayacağım sizler için arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.